Herkese merhabalar. İkinci dönem birinci yazılı kamplarımız başlıyor ve sizlerle birlikte yazılılardan yüz alacağız inşallah. Hazır mısın Tonguç Helal'im? Hazır değilim hocam. Hiç endişelenmene gerek yok. Birazdan mükemmel bir şekilde taktiklerimizi vereceğiz ve 22 Mart'ta yazılı kampımıza başlayacağız. Sizler okullarınızda derslerinizi güzel güzel dinlediniz. Şimdi videolarımızı izleyeceksiniz, kamplarımızı izleyeceksiniz. Ardından da mükemmel bir şekilde en güzel notları alacaksınız. 7. sınıfta ilk yazılımız matematikle başlayacak Tonguç'um 22 Mart'ta. Sonrasında Türkçe, sonrasında fen, sonrasında sosyal, İngilizce ve dinle mükemmel bir şekilde yazılı programımızı yapacağız. Ve yazılarımızdan yüzlerimizi alacağız Tonguç'um. Peki yazılıdan nasıl yüz alınır? Öncelikle yazılı öncesi yapmamız gerekenler var. Yazılı anda yapmamız gerekenler var. Ve yazılıyı hocalar nasıl hazırlıyor bunu da söyleyeceğiz Tonguç'um. Ve ardından da sana bazı taktikler vereceğiz. Şimdi beni dikkatle dinle. Öncelikle şöyle başlayalım. Yazılı öncesinde ortamımızı mükemmel bir şekilde hazırlamamız lazım. Yani dağınık bir ortamda çalışırsak bilgiler de zihnimizden dağılır gider. Hem televizyon izle, hem WhatsApp'a bak, hem oyun oyna, hem de yazılı çalış olmaz. 5 saat çalış yani yarım saat çalış ama düzgün bir ortamda çalış. İkincisi konuları çok iyi bir şekilde bilmemiz lazım. Neden? Çünkü konular zaten esasla belli. Konular Milli Eğitim Bakanlığı kazanımlarından geliyor ve bizler de yazılı notlarımıza sizlere tek tek konuları başlığında veriyoruz. Diyoruz ki bak bu konulardan böyle gelecek. Konuları da, soruları da net bir şekilde bilmemiz gerekiyor. İkincisi konular Tonguç'um. Konular zaten Milli Eğitim Bakanlığı kazanımları şeklinde okuldaki hocalarımıza veriliyor. Hocalarımız da bu kazanımlara bakarak konuları belirliyor. Ve bizler de yazılı notlarımızda sizler için tek tek her birinde bütün sınıflarda 4'te, 5'te, 6'da, 7'de, 8'de tek tek tüm konuları belirledik. Senin sınıfında da bunların hepsi belli. Mutlaka bu konulara çalışmalısın. Notlarını almalısın. Yazılı notlarındaki notlar çok değerli. Ve aynı zamanda videoları da izlediğinde mükemmel bir şekilde hazırlığını yapmış olacaksın. Yazılı anında da kendine güvenmelisin. Motivasyonun yüksek olmalı. Sakın sakın ben yapamam, ben edemem, ben olmaz, ben olmam, oy vah dememelisin. Ve yazılıya hazır bir şekilde girmelisin. Ve en önemlisi kopya asla çekmemelisin Tonguç'um. Çünkü kopya çekersen direkt karnene sıfır gelir, yazılına sıfır gelir. Kopyadan uzak duruyoruz. Anlaştık mı Tonguç'um? Evet hocam. Süpersin Tonguç'um. Yazılıya hocalar nasıl hazırlar? Tonguç'um yazılılar esasında Milli Eğitim Bakanlığı konu ve kazanımlarına var. Zaten bizler de 7. sınıf yazılı notlarımızı hazırlarken mutlaka bu kazanımlara göre hazırlıyoruz. Yani diyoruz ki arkadaşlar bakın kazanımlarda bunlar verilmiş. Burası hoca tarafından sorulur. Buraya dikkat edin diyoruz. Ve burada kazanımları bir kez daha resmi olarak tik atarak işaretlemeni sağlıyoruz. Böylece sen yazılı notlarında 2. dönemin hem 1. yazılısında hem de 2. yazılısında mükemmel bir şekilde konulara çalışmış oluyorsun. Ve böylece sınava hazırlanmış oluyorsun. Çünkü sınav sorularını hocalar Milli Eğitim Bakanlığı konu ve kazanımlarına göre hazırlıyor. Bizler de yazılı notlarımızı buna göre hazırlıyoruz. Dolayısıyla sen de yazılılardan en güzel notlar alıyorsun Tonguç'um. Şimdi Tonguç'um anlatacaklarımı dikkatli bir şekilde dinle. Çok önemli şeyler söyleyeceğim. Birincisi yazılıdan önce çalışma ortamını hazırla demiştik. Şimdi sana soruyorum Tonguç'um. Çalışma ortamını hazırlarken orada sadece sınavınla alakalı sadece ilgili defter kitaplar mı olmalı yoksa alakasız eşyalar da olmalı mı? Bilemedim hocam. Nasıl bilemedim Tonguç'um? Tabii ki alakasız eşyalar olmayacak bak bunu atıyoruz. Sadece ilgili defter ve kitaplar olacak ki tam anlamıyla odaklanabilesin ve sınavından da en güzel not alabilesin. Konuları listelememiz önemli. Sorulmayacak konulara sakın sakın önem verme. Sınavda çıkacak konulara çalış. Zaten bizler de Milli Eğitim Bakanlığı konu ve kazanımlarını yazılı notlarımız içerisinde size verdiğimiz için 8'de, 7'de, 6'da, 5'de, 4'te hiç fark etmez. Her bir konu nerede nasıl çıkacağı belli. O yüzden çıkmayacak şeyleri biz koymuyoruz. Çıkacak konuları yazılı notlarından güzel güzel çalışabilirsiniz onun için. Planlamamızı yapmamız lazım. Zaman yönetimi ve çalışacaklarını belirlemen lazım. Yani ben bugün işte 2 saat yazılıya çalışacağım dediysen bu 2 saatin öncesinde ve sonrasında dinlenebilirsin. Ama o 2 saat mutlaka konsantre olup güzel güzel çalışmalısın. Biraz ders çokça mola yaparsan maalesef yazılıda istediğin notu alamazsın Tonguç'um. Anla ve uygula bu da önemli. Okuduğuna dikkat et. Ne demek istediğini çok iyi öğren. Çünkü bak dedik ya kazanımlara göre soruyorlar. Bizler de yazılı notlarımıza kazanımlara göre hareket ediyoruz dedik. Buradaki bilgiler birebir çıkacak sana da. O yüzden dikkatli dinlemelisin. Oku geç hızlı olmalısın. Yanlış bir yöntem. O yüzden mutlaka sınavda bu çıkar. Buraya dikkat etmeliyim şeklinde okumalısın Tonguç'um. Rahatlamak da önemli. Ders çalışma aralarına mutlaka kısa molalar koymalısın. Ama bir saat ders, bir saat oyun dersen o zaman olmaz. Sınava hazırlanmamış olursun. Zaten sınavdan bir gün öncesinde değil birkaç gün öncesinde çalışıp güzel güzel en iyi notlar almalısın. Tekrar etmek, pekiştirmek de önemli. Ders sonrası genel bir tekrar yapıp yani yazı notlarını okuyup veyahut da işte videoyu izleyip güzel bir tekrar yapıp sonrası uyursan zaten bilgiler zihnine kalıyor. Bu doğru ama hepsini bir kez okuyayım sonra telefona bakarak uyursan ne olur? Bu sefer telefonda en son izlediklerin aklına kalır. Telefonda en son güldüklerin aklına kalır. Sınav günü girdiğinde aklına yazı notlarını öğrendiklerin değil de telefonda gördüklerin kalır. O yüzden sınavdan önceki gece sakın gereksiz şeylerle bir zihnini doldurma. Sadece yazılıda çıkabilecek şeylere dikkat etmeniz Tonguç'um. Burası önemli. Şimdi konu ve kazanımlar belli. Bizler de zaten yazılı notlarımızı aldık. Yazılı notlarımızda kazanımlar uygun şekilde süper ders notlarımız var. Türkçe'de, matematikte, fende, sosyalde, dinle, İngilizce'de bütün derslerde 100 aldıracak notlarımız hazır. Ardından da 7. sınıf dinamo setteki sorularımızı çözdüğümüzde biliyorsun dinamo setlerin içerisinde Tonguç Helal'in her bir derste yazılı provaları da var. Mesela sen Türkçe çalıştığın zaman
Burada normal testler de var. Aynı zamanda burada gördüğün gibi yazılı hazırlanan kısımları da var. Bunlardan da çalışıp kare kodlardan çözmeni izlediğinde artık en güzel notları almak senin için hiç de zor değil. İnşallah sınavlarından 100 alırsın. Şimdiden yazılı kampında görüşmek üzere diyorum. Ödülü soru yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Hadi bakalım, görüşmek üzere arkadaşlar.